Başımıza gelenleri bilemeyiz, etkileyemeyiz ama başımıza gelen tepkileri biz seçebiliriz. Aslında girişimciliğin özünde olan duygu bu. O yüzden girişimcilik bir yaşam becerisi. Girişimci kafa yapısını öğrenen bir kişi hayatın her alanında bu girişimcilik kafa yapısını uygulayabilir. Oğuzhan Hocam selamlar. Selamlar Hilmi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz. Çok güzel bir ambiyansı var. Sizinle bugün Güney Kampüs'te girişimcilik konuşacağız. Evet. Neresinden başlayalım girişimciliğin? Ya biz burada zaten sürekli girişimcilik konuşuyoruz. Girişimciliği anlatıyoruz. Girişimciliği bir kafa yapısı olarak anlatıyoruz. İstersen oradan başlayalım. Olur hocam, buyurun. Ya şöyle şimdi girişimcilik deyince herkesin aklına böyle bir şirket kurmak, yatırım almak, şirketi satmak geliyor. Bunlar önemli ve gerekli. Olması lazım ama bazı kişileri de girişimciliğe başlatırken hatta birçok kişiyi biraz korkutuyor bütün bu süreçler. Aynı senin sorduğun gibi neresinden başlayacağız, nasıl yapalım, bize göre mi, değil mi? İnsanların zihninde farklı farklı imajlar uyanıyor. Girişimcilik kafa yapısı dediğimizde ise aslında insanlar ne iş yaparsa yapsın, nerede olursa olsun girişimci olabileceklerini biz onlara anlatıyoruz. Çünkü girişimcilik bence şöyle bir tanım, sınırları aşmakla ilgili bir konu. Olmaz denileni oldurmakla ilgili bir konu yapılamaz denene karşı onun yapılabilir olduğunu göstermekle ilgili bir konu. Çünkü birçok zaman birisi gelip ben şunu yapmak istiyorum dediğinde siz neden yapılamayacağını söylerseniz ve çoğu zaman haklı çıkarsınız ama girişimcinin yaptığı şey onu nasıl yapılabileceğini göstermektir. Yani neden yapılmayacağını herkes söyler. Önemli olan onu nasıl oldurabileceğinizdir. Girişimcilik kafa yapısı da bununla ilgili bir konu. Bir şirkette çalışan da girişimci olabilir, bir öğrenci de girişimci olabilir. Dolayısıyla biz de burada bunu aşılamaya çalışıyoruz. Benim de kişisel olarak aslında misyonum herkesi bu anlamda girişimci yapmak. Hayatının kontrolünü biraz da ele almasını sağlamaktan. Çünkü ben girişimci değil, gelişimcilik olarak görüyorum. Hayatın kontrolünü ele almak olarak görüyorum. İradeye sahip çıkmak olarak görüyorum. Ve hayatta bu anlamda hep böyle bizim ileriye doğru kendimizi yükseltmeye çalıştığımız etkimizi arttırmaya çalıştığımız bir oyundan ibaret aslında. Girişimcilik de bizim bunun için çeşitli araçlar sunuyor. Şimdi burada biz girişimcilik kafa yapısını öğretmek için ne yapıyoruz? Aslında dört temel felsefemiz var. Dört temel felsefeyle bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi düzene meydan oku. Yani var olan kalıplarda statikoyu sorgulamak, bu sorgulayacak cesareti göstermek. Herkesin belki olmaz dediği bir yerde onun neden olabileceğini anlatmak, e, mümkün olabilecek ama imkansız görünen şeyleri göstermek, düzene meydan okumak bu. Zaten şu anda da işte disruption dediğimiz yıkıcılık kelimesi de tam olarak buna karşılık geliyor. Mevcut düzeni bozup yerine daha iyisini koymakla ilgili bir konu. İkincisi uzun vadeli bakmak. Uzun vadeli bakmak da şunu gerektiriyor aslında kısa vadeli çıkarlar uğruna uzun vadeli vizyonumuzu kurban etmemek anlamına geliyor. Yani çünkü girişimci aslında büyük hayali olan bir insan hayata dair. Ve biz hayatımızda da hep böyle genelde günlük yaşıyoruz. Ve bu günlük yaşadığımızda da böyle bir yılı çok uzun bir zamanmış gibi düşünüyoruz. Halbuki bir yıl o kadar uzun bir zaman değil ama 10 yıl çok uzun bir zaman. Yani biz düzenli olarak 10 yılın sonunda 10 yıllık vadelerde kendimize bir hayal, bir vizyon biçtiğimizde bunu ortaya koymak için bugünden çalışmaya başladığımızda bu katlanarak bizim o hayalimizin gerçekleşmesi için bizim önümüze açıyor aslında. Çünkü hayat katlamalı bir oyun. Uzun vadeli bakmak bu yüzden önemli. Mesela burada şunu örnek veriyorum genelde. Bir ara dersime konuk ettim. Simit Sarayı'nın kurucusu Haluk Bey anlatmıştı. İlk Simit Sarayı'nı kurduğunda bir e, Yunanlı bir firma simitle, simit satın almak istiyor ve bu 5 yıl boyunca 20 milyon dolar değerinde bir e, satışa karşılık gelecek. Ama Yunan firma bunu Kuluni ismiyle satmak istiyor. O da diyor ki ben simit markasını dünyaya tanıtmak istiyorum. Simit olarak bunu satın almazsanız, simit olarak bunu satmazsanız ben size simit satmam diyor. Bütün ortakları ona karşı gelse de günün sonunda o kısa vadeli çıkarından ki bu ciddi bir meblağ da olsa vazgeçebiliyor. Uzun vadeli bakmak işte o sizin simit markasını dünyaya yaygınlaştırmakla ilgili bir konu. Günün sonunda ne yapıyor? E simit fabrikası kuruyor ve National Geographic'te hatta bununla ilgili bir belgesel yaptırıyor. Bir diğeri hataları benimsemek. Hataları benimse. Yani biz böyle genelde mesela şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz. Buraya kimler geliyor? Eğitimde mükemmel olan, üniversite sınavında yanlış yapmayan Hatta üniversite sınavında üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani yanlış yapmak o kadar e, kötü. Ama halbuki biz hayatta en fazla yanlış yaparak öğreniyoruz. Yanlış yapmadığımız zaman öğrenmiyoruz. Aslında başarıya giden yol sık sık ve bolca yanlış yapmaktan geçiyor. Ama burada gözgere göre yapılan bir yanlıştan söz etmiyorum. E, yani yanlış bilmediğimiz bir konuda, bilinmeyene doğru yolculukta yapılan yanlışlardan söz ediyorum. Çünkü az önce bahsettiğim uzun vadeli hayal aslında şu demek. Benim hayal tanımım nasıl gideceğini bilmediğin bir yola gitmeyi istemek. Hedefse daha kısa vadeli, daha ölçülebilir, daha somut, daha planlanabilir bir şey. Yani kısa vadede ben ben şuna benzetiyorum. İşte buradan yola çıktık. Etiler'den Beşiktaş'a nasıl gideriz? E otobüsle giderim, arabayla giderim, yürüyerek giderim, scooter'la giderim, denizle giderim, yürüyerek giderim, koşarak giderim. Değil mi? Mevcut seçenekler arasında bir seçim yaparım. En kısa yoldan mı gitmek istiyorum, en keyifli yoldan mı gitmek istiyorum, ee, en rahat yoldan mı gitmek istiyorum? Bu kriterlere göre yalnız mı gitmek istiyorum, başkasıya mı gitmek istiyorum? Bir optimizasyon problemidir aslında bilinen sorunlara çözüm aramak. Ama girişimcilikte ben daha uzun vadeli bir hayalin peşinde koşuyorsam o zaman bu bilinmeyen bir yerin hayali var. Orası Beşiktaş değil ama orası neresi onu da bilmiyorum. Orasının nasıl bir şey olduğuna dair kafamda bir vizyon var. Girişimcilik aslında burada o kafamdaki vizyonu bir yere inşa etmek ve ona giden yolları da açmak demek. Ve ona giden vasıtayı da bulmak demek. Yani aslında zor bir şey. Yani bu anlamda bilinmeyene doğru bir yolculuk var. Ee, ve burada da hata yapmak çok kaçınılmaz bir şey. İşte hatayı benimseyip onun için hata yaptık yani ne yazık ki hata yaptık olmadı yanlış yaptık olmadı demektense ya bunu bilmiyorduk. Burada başarısız olduk. Bunu kabul edelim. Peki bundan ne ders çıkardık? Bundan sonra yolumuza bakarken bu yaptığımız yanlıştan bundan sonra neyi daha başka neyi deneyebiliriz? Yeni neyi yapabiliriz? Ve bu soruyu sormak önemli. Bu yüzden hataları benimsediyoruz. Ve son olarak da felsefemizde şu var. Yalnızca kendini düşünme. Burada da aslında günümüzde olan hani böyle çeşitli kavramlar var. işte sosyal girişimcilik, inovasyon, sürdürülebilirlik gibi kavramlar var. Ben bu kavramların girişimcilik tanımından tamamen bağımsız olduklarını düşünmüyorum. Günümüzde aslında girişimci yani bence derdi olan bir insan. Bir şeyleri dert edinen bir insan. Ve bir şeyleri dert edinen insan aslında yaptığı işle hem kendisine, hem çevreye, hem topluma, hem dünyaya faydalı işler yapan bir insan. Çünkü gün geliyor, insan çeşitli konularda bir karar vermek zorunda kalıyor. Bir tarafta ticari çıkar, bir tarafta dünya için iyi olan. Ama e, bu karar verirken aslında şundan vazgeçmek zorunda değil insan. Yani ya ben para kazanacağım ya da iyi yapacağım çıkmazında değil. Her zaman... Hem ticari olarak işin sürdürülebilir ve gelir getiren bir tarafı olabilir. Hem de bunu yaparken çevresine, topluma, dünyaya e, sorun çözen bir bakışla buna yaklaşabilir. Yani bunun bunun mümkün olduğu bir e, dünya var ve içinde bulunduğu toplulukları da insan bu sayede besleyebilir. Yani illa sıfır ya da bir olmak zorunda değil. Ve tüm bunları da şu öğrencilere aktarmak için bir program başlattık. Ve bu programda da aslında buna uyan bu girişimci yapısındaki öğrencilere biz değişim öncüsü adını veriyoruz. Değişim öncüsü olmalarını e, öneriyoruz. İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde başladık. Sonra İTÜ öğrencilerini ve bu senede ODTÜ öğrencilerini dahil ettik. Yani Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ öğrencilerinin bir arada eğitim gördüğü bir program. Her üç okulun girişimcilik merkezlerinin e, bir arada gerçekleştirdiği bir program. Fire Up Değişim Öncüleri Programı. Bu programa bu sene bine yakın öğrenci başvurdu ve nihayetinde her okuldan yaklaşık 20 30 küsur öğrenci bu programı tamamladı. Burada da aslında bu felsefeyi verirken şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir konuda çaresizseniz eğer çaresiz olabilirsiniz. Yani çareyi üretebilirsiniz. Yani hayata edilgen değil, hayata etken bir şekilde bakabilirsiniz. Bir örnek vereyim bununla ilgili. Şimdi herkesin işte Türkiye'de girmek istediği en iyi devlet okullarından söz ediyoruz. İlk girdiniz, geldiniz e, Boğaziçi Üniversitesi'ne, ODTÜ'ye, İTÜ'ye. Bir devlet okulunda bir öğrencinin yaşadığı ilk hayal kırıklıklarından bir tanesi mesela tuvalet problemi. Yani tuvalette niye tuvalet kağıdı yok? Yani bu çok basit diyorsun. Sen öyle bir beklentiyle geliyorsunuz ki Şimdi bununla ilgili yakınıyorsunuz veya buna benzer yemekhanede bir devlet okulu olduğu için bir sorununuz olabiliyor ya da yurtlarda bir sorununuz olabiliyor ya da kampüsleyen yani çeşitli her taraf aslında çözülmeyi bekleyen sorun dolu ve alışkanlıklarımızda biz bu sorunların e, otorite tarafından idare tarafından çözülmesini bekliyoruz ama artık günümüzde sorunlar o kadar büyük boyutlarda ki yani bir sorunu çözseniz başka bir sorun doğuyor girişimcilik. Ve bu değişimi tetiklemek yani o edilgen değil etken durumda olmak, girişimci kafa yapısına sahip olmak her zamankinden daha önemli bir hale geliyor. Ve burada da aslında öğrenciler şu bakışa sahip olup projeler üretebiliyorlar. Bir dakika o zaman bu tuvalet kağıdı problemini ben çözeyim. Belki önce Boğaziçi Üniversitesi için çözerim. Tek bir yer için çözerim. Ama sonra bütün okullarda bu sorunun çözümü için bütün devlet okullarına yetecek bir çözüm geliştirebilirim. Veya yemekhane problemi. Mesela yine üniversiteden çıkan bir e, proje vardı bununla ilgili. E, yemek problemi de işte insanların bir askıda yemek gibi yani bir e, yemeği başkalarına, imkanı olanların imkanı olmayanlara yemek satın alabileceği bir proje. Ya Bunun gibi yenilik, yenilikçi projelerin doğabileceği, bu konuda yaratıcı bir özgüven aşılayabileceğimiz, bununla ilgili cesareti verebileceğimiz, yani başlayabilme ve devamını getirebilme cesareti verebileceğimiz bir programdan söz ediyoruz. Ve bu programın içinde de az önce bahsettiğim o felsefenin, kültürün öğrenciler tarafından benimsenmesini, sahiplenmesini sağlayacak bir takım egzersizlerimiz var. Mesela bunlardan bir tanesi reddedilme egzersizi. Ne demek? Mesela e, dedik ya buraya gelen öğrenci zaten sınavda başarılı olmuş ve gelmiş. Biz öğrencilere diyoruz ki, şimdi çıkın reddedileceğinizi bildiğiniz bir şeyler yapın. Yani hiç sokakta hiç tanımadığınız birisinden bakalım 100 lira isteyin ne diyecek yani büyük bir ihtimalle reddedileceksiniz ama e, reddedilmeye alışın biraz. Çıkıp işte birisinden arabasını ödünç isteyin. Veya e, gidin bir e, restorana ben bugün burada atıyorum bulaşık yıkamak istiyorum diye Bilmiyorum yani ne olabilir. Yani bunu siz söyleyin üretin ve bunun sonunda ilk önce tabii ki bir direnç oluyor öğrencilerden ama bunu gerçekleştirip bunu bir kendilerine yansıttıklarında, bununla ilgili bir düşünme sürecinden geçtiklerinde bunun gibi egzersizler birçok öğrencinin hayata bakışını değiştiriyor. Hatta kökünden değiştiriyor. Veya bir diğer egzersiz etraftaki işte sorunları bulmak. Çünkü birçok çözüm sizi rahatsız eden şeylerden çıkıyor. Sizi ne rahatsız ediyor? Şu, eğer biz böyle bir bakış açısı geliştiremezsek bu sefer şöyle diyoruz. Yani rahatsız eden şeylere alışıyoruz ve hayatın böyle olması gerektiğini zannediyoruz. Halbuki hiçbir şey böyle olmak zorunda değil. Mesela ben kendi adıma bu konuda Steve Jobs'ı çok ilham verici buluyorum. Tam da onun da bu konuda ilgili bir videosu var. Diyor ki bir kere diyor hayatı Hayatın içinde böyle bir delik açmayı başarabilirseniz diyor, bir yerlerden başka bir şeyin çıktığını göreceksiniz ve bir kere bunu yaparsanız artık hayat hiçbir zaman aynı şekilde olmayacak diyor. Yani değişim yaratmayı ve hayatın kontrolünü eline almayı bu şekilde özetliyor. Biz de aslında eğitim sürecinde biraz bunu deneyimletmeye çalışıyoruz ve sonrasında gördüğümüzde birçok öğrenci buradan ilham alarak hayata karşı bakışını değiştiriyor. Hocam, her öğrencinin hayalidir girişimci olmak. Peki. Bu yola çıkarken biraz da yapılan hataları sizinle konuşmak isterim. Girişimler yatırım alıyor, exit oluyor, başarılara imza atıyor. Bunlardan ilham alan öğrenciler artık ben de bir şey yapmalıyım diye bodoslama giriyor. Gerçekten evet. bodoslama girilecek bir şey mi? Yoksa bunun bir yöntemi ya da yöntemleri var mı? Evet. Yo, şöyle bodoslama girmek bazen iyi bir şey olabilir. Çünkü şimdi birkaç tane problem var bu hatalarda. Çünkü bir tanesi problemlerin en başında gelen, hiç başlamamak. Bazı yani birçoğu hiç başlamıyor. Veya mükemmel olma ihtiyacından yola çıkarak böyle o iş planı mükemmel olana kadar hiçbir adım atmıyor. Bir de doğru fikri bulmak var. Doğru ama şimdi başlangıçta doğru fikri bulmak diye aslında bir şey yok. Yani siz eğer sorundan ya da ihtiyaçtan yola çıkarsanız yol içinde doğru fikri buluyorsunuz. Yani işte o fikir pazar uyumu dediğimiz şey bir seferde olmuyor. Bugün milyon dolar, milyar dolar, dolar almış birçok girişim bile yolda ürününü, fikrini, değer önerisini birkaç defa değiştirebiliyor. Sizin, ben hep burada şey diyorum, en çok yapılan hatalardan biri işte fikrine aşık olmak. Fikrine, fikre aşık olmak yerine soruna aşık olmak lazım. Hangi problemi çözmek istiyorsanız çözmek istediğiniz probleme aşık olmanız lazım. Eğer o problemi mesela sizden daha iyi çözdüğünü gördüğünüz birileri varsa gidip ona katılın. Belki ona daha fazla katkı verecek. Ona ortak olun. Onda çalışın. Hani yeni bir şey yapmaktansa. Ve onu görün. Acaba çözmek istediğiniz problemi benzer şekilde dert edinen başkaları o problemi nasıl çözüyorlar? Birçok insanda gördüğüm problem bazlı değil çözüm bazlı düşünmedir. Halbuki çözmek istediğiniz probleme aşık olduğunuzda zaten çözümü bulmak için bir keşif sürecine giriyorsunuz. Biz buna zaten müşterilerin keşfi diyoruz. Sonrasında müşterilerin doğrulanması var. Yani önce müşterilerin keşfinde önce o problemi doğru net bir şekilde tanımlamaya çalışıyorsunuz. Sonra müşterilerin doğrulanmasında o probleme yönelik kafanızdaki fikrin, çözümün müşteriler tarafından kabul edilip edilmediğini göstermeye, görmeye çalışıyorsunuz. Bir kere bunu doğruladıktan sonra ancak ürün safhasına geçebilirsiniz. Ki buna geçene kadar da çok büyük yatırım yapmamalısınız fikrinize. Şimdi bazı girişimci adaylarında gördüğümde ben diyor çok büyük çok güzel fikrim var. Evet işte yazılımcım yok işte ortağım yok vesaire. Bu da aslında bir bahane değil veya param yok. Bu da bir bahane değil. Ben şunu öneriyorum. İşte bu keşif sürecinde hiçbir şey olmasına gerek yok. Yani sen mış gibi yaparak aslında Facebook'ta reklam vererek ya da gidip e, müşteri olması muhtemel hedef kitleyle konuşarak onların ihtiyacını, onların dünyasından sorunu anlayıp çözümü mış gibi yapabilirsin. Birincisi bu. İkincisi herkes ama herkes kodlama bilsin bilmesin. Ürünü prototip yapacak kadar eğer Facebook kullanıyorsan, Instagram kullanıyorsan yani e, zaten teknolojik araçları kullanıyorsan sosyal medyayı prototip yapmaya yetecek kadar bilgin var demektir yani bugün öyle o kadar çok araç var ki yani sen bugün ile, Canva'yla ile ya da daha birçok e, araçla hazır şablonları kullanarak uygulama da yapabiliyorsun MVP yapacak kadar e, web sitesi de yapabiliyorsun işte bir landing page bir karşılama sayfası yapacak kadar dolayısıyla bunu yapmamanın da aslında bir mazereti yok. Yani ben girişimci diye ilk baştan bir fikri olan birisinin prototip yapacak kadar o işi kendisinin öğrenmesini tavsiye ediyorum. Yani bir başkasını bekleyip bulmaktansa fikir olacak mı olmayacak mı bunun denemesini yapmak. Ondan sonra yatırıma girmek, ondan sonra ortak bulmak, ondan sonra yatırımcı almak, ondan sonra parayı çekmek çok daha makul ve mantıklı bir seçenek oluyor burada. Neden bunu söylüyorum? Birçok zaman aslında birçok girişimde o girişimin başarısız olmasının sebebi para para bulamaması değil. Birçok para bulan girişim de batıyor. Ekip bulamaması değil. Birçok ekibi olan girişim de batıyor. Yani birçok zaman asıl nokta doğru soruna odaklanamamak veya o doğru soruna yönelik uygun çözümü üretememek. Önemli konu burası. Ve bununla ilgili tekrardan hani özetlemem gerekirse bir başlama cesaretinin eksik olması. Mesela ben nereden başlayayım diye soranlara ben ne cevap veriyorum biliyor musun? Bir yerden başla. Çünkü bir yerden başlayınca şu oluyor. Başladığın yer yanlış bile olsa bir momentum yakalıyor, yakalıyorsun. Bir devinim içinde oluyorsun. Yanlış bir yerden başlasan bile bir süre sonra doğrusunu buluyorsun. Yani doğru yeri beklemekten özellikle genç olanlara söylüyorum. Yani üniversite öğrencileri ya da e, ilk defa bu işe girişecek olan kişilere söylüyorum. Çünkü o kişilerin zaten başarısızlık toleransı daha yüksek. Yani yanlış bir yerden buz başlasalar da doğrusunu bulmalarının çok büyük bir maliyeti yok. O yüzden beklemektense başlamak daha avantajlı. Ve bir yerde de doğruya ulaşabiliyorlar yeter ki buna açık olsunlar. Doğruyu bulmaya açık olsunlar. Hocam siz de şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde Fayrap Değişim Öncüleri programını yürütüyorsunuz. Burada hayata geçirdiniz. Bir de Bright Girişimcilik Merkezi var. Bu iki oluşum hakkında bilgi verir misiniz? Evet. Şimdi aslında az önce bahsettiğim yani Bright Girişimcilik Merkezinde ana odak noktamız bu girişimcilik kafa yapısını yerleştirmek. Bunu yapmak için de ana programımız FireUp Değişim Öncüleri Programı. Bu FireUp Değişim Öncüleri Programının aslında çıkışı Stanford Üniversitesi'nin University Innovation Fellowship Programına dayanıyor. İlk olarak 2017 yılında dahil olduk bu programa ve o zaman üniversiteden seçtiğimiz 4 öğrenciyle. Stanford Üniversitesi'nin Silikon Vadisi toplantısına gittik. Bir günü Google'ın Chief Innovation Officer'ı ile geçirdik. İşte Stanford kampüsünde bir takım eğitimler aldık ve o zaman ben bu eğitime katıldığımda öğrencilerle beraber dedim burada bir know-how var ve bu know-how'ı biz buraya taşımalıyız ve Türkiye'deki üniversiteler için bunu yapmalıyız. Çünkü buna ihtiyacımız var. Çünkü bu bakış bize şunu söylüyor. Öğrencilerin isterse her şeyi değiştirebileceğini söylüyor. Çünkü öğrenciler, üniversiteler bir ...değişim ve dönüşüm kaynağı. Ee, özellikle Türkiye'de buna çok ihtiyacımız var. Çok fazla gencin olduğu bir yer. Ve gençlerin iş arayan değil... ...hakikaten kendi kendine iş yaratan bireyler olmalı olmaları gerekiyor. Yani bir gencin çıkıp da... ...ya ben genç işsizim, mezun işsizim demesi beni çok üzülüyor. Halbuki buna gerek yok. Yani o kadar çok o gencin bir iş yapması için şu anda imkan var ki... ...yeter ki biz onu bu yönde cesaretlendirelim. Onun bu konuda özgüven sahibi olması için doğru yolları gösterelim. Birçok kişi bunun farkında değil. Farkında olsa yapacak belki ama farkında değil. Çünkü o kişilere diploma sahibi ol yeter denmiş. Bir üniversiteye gir yeter denmiş. Üniversite kimseye bir diploma vaat etmiyor. Üniversite kimseye bir iş sahibi olmayı vaat etmiyor. Veya vaat ettiği diploma diyelim iş sahibi olmasını garanti etmiyor. Bir kere önce bu kafa yapısına sahip olmak lazım. Şimdi bu programda ee, bize aslında her tarafımızda sorun olduğunu ve bu sorunlardan çözümler üretip değer yaratan yeni işler ortaya çıkarabileceğimizi söylüyor. Biz de bu Fire Up Değişim Öncüleri programını önce Boğaz içinde, sonra Etüde, işte şimdi Otlu'yu dahil ederek ve bundan sonra da Türkiye'deki birçok başka üniversiteyi dahil ederek yaygınlaştırmak istiyoruz. Ve bu sayede şirketlerin de yeteneklere daha rahat, kolay bir şekilde erişimini sağlamak istiyoruz. Yani iş dünyasına daha hazır gençlerin olmasını istiyoruz birincisi. İkincisi bu gençlerin girişimci kafa yapısına sahip olmasını istiyoruz. Çünkü bu gençler ister kendi işini kursun ister bir şirkette çalışsın girişimci kafa yapısına sahip oldukları zaman hem kendileri için birey olarak hem de çalıştıkları kurum için daha fazla değer yaratabilirler. Ve bu da onları hayata karşı daha tatminkar olmaya iter. Hayattan daha fazla bir e, tatmin alabilirler. Ki bu arada şundan da bahsedeyim. Benim girişimcilik tanımım, hani akademik olarak da tanımladığım girişimcilik hep böyle şey diye tarif ederler. Girişimcilik konfor alanının dışına çıkmak. Benim girişimcilik tanımım konfor alanının dışına çıkarken huzura sahip çıkmak. Yani huzurunuzu korumak. Ben o yüzden girişimciliğe huzurlu rahatsızlık faaliyeti diyorum. Yani bir çünkü rahatı bozmak doğru ama eksik. Tek başına yeterli değil. Yani girişimci rahatını bozabilir. Ama huzurunu da bozarsa stresli olur. Bu sefer e, akıl sağlığını, ruh sağlığını kaybeder. İyi bir şey değil. Bunu istemiyoruz. Girişimcilerin ruh sağlığı, psikolojik sağlığı, beden sağlığı yani huzuru, tatmini çok önemli. Rahatını bozsun, düzenini bozsun, yeni bir şeye geçsin, ama kendisine sahip çıksın. O yüzden girişimcilik bir huzurlu rahatsızlık. Yani o yüzden bizim olaya yani iki kanatlı, iki taraftan bakmamız lazım. Yani çok boyutlu bakmamız lazım buna ve o yüzden kendine güvenen, o yüzden özgüveni yüksek e, bireyler, o yüzden hata yapmaktan korkmayan bireylerden söz ediyoruz. Şimdi programa geri dönersek de e, biz şu anda bu Fire Up Değişim Öncüleri programında Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ öğrencilerinde programı tamamlayan kişiler arasında e, yaptığımız seçimlerde her üniversiteden dörder tane öğrenci bu Stanford'ın programına öneriyoruz ve onlar burada uluslararası 200'den fazla üniversitenin olduğu bu komüniteye e, dahil oluyorlar, oradan öğreniyorlar. Biz onlarla bir etkileşimde oluyoruz. Yani bizi besleyen, birbirimizi besleyen bir know var orada, bir komünite var. Orada bir bağlantı halindeyiz. Ve biz oradan aldıklarımızı da Türkiye'deki üniversitelere ve Türkiye'deki e, kurumlara, girişimcilik ekosistemine e, vermek istiyoruz. Programın özünde e, aslında bu var. Ve öğrenciler de buradan yola çıkarak, kendileri aldıkları bu ilhamla, cesaretle e, ...insiyatifler alıyorlar. Mesela bir öğrencimiz... ...bu Stanford'ın programını tamamlayan bir öğrencimiz... ...okulun içinde... ...Boğaziçi Üniversitesi Creativity Lab isimli... ...yaratıcı düşünmeyi tetikleyen bir oluşum başlattı. Bir öğrenme topluluğu diyoruz buna. Aslında öğrenciler bir araya geliyorlar. Belli konulara ilgi duyan öğrenciler ya... ...o konuyu kendi kendilerine öğrenmeyi keşfediyorlar. Böyle bir öğrenme topluluğu var. Bir başka öğrenme topluluğumuz... Mikro girişimcilik üzerine işte az önce de bahsettim kodlamayı bilmeyen öğrenciler low code no code araçları kullanarak acaba biz burada kendimiz bir değer üretebilir miyiz işte internetten acaba hiç kodlama bilmeden bir dolar kazanabilir miyiz İşte iş arayan değil kendisi iş yaratan bireyler olmaları için böyle bu tip bir topluluk var bir yer bir diğer topluluk yapay zeka üzerinde bu araçları kullanıp sonuç çözümler üreten, bir diğeri mobil gaming, bir diğeri blockchain, NFT, Web3. Yani bu konulara ilgi duyan aslında farklı farklı öğrenciler bir araya geliyorlar ve kendileri bu konuda öğrenmeyi öğreniyorlar aslında. Yani böyle kurumsal bir yerden şey almadan. Biz de burada bunun yol göstericiliğini yapıyoruz. Ve bir de şunu sunuyoruz, bunu deneyimleyebilmeleri için bütün bu süreçte. Startup founderlarıyla, kurucularla yani girişimlerin kurucularıyla birebir mentorluk imkanı ve startuplarda staj ve iş imkanı sunuyoruz bizim bu programı tamamlamış olan öğrencilere. Bu da karşılıklı fayda yaratıyor. Zaten birçok girişim sürekli olarak iyi yetenek arayışında. Biz de buna aracılık ediyoruz bu sayede. Oğuzhan Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir içerik oldu. Bence biz bu içeriği seri haline getirelim. Bu bizim birinci videomuz olsun. Buradan ilk videomuzu sonlandırmadan önce izleyenlere ne söylemek istersiniz? Ee, şu, ya yani çok güzel olur hani bunu bir seri haline getirdiğimizde hakikaten girişimcilik anlamında çünkü ben şunu söyleyeyim özellikle herkes girişimcilik kelimesini kullanıyor ama bence sorun şurada. Herkes girişimcilikten başka bir şey anlıyor, başka bir şeyi kastiyor ve bazen iletişimde bu konuda kazalar yaşayabiliyoruz. O yüzden ben kavramları doğru kullanmanın gerekliliğine e, inanıyorum ve burada da bugün anlatmaya çalıştım aslında girişimcilik kafa yapısında da bunu vurgulamaya çalıştım. Yani girişimcilik derken e, girişimciliğin işte bir e, rahatı bozmak, huzura sahip çıkmak, e, girişimci hata yapmaktan korkmamak. ...gibi hani bir takım kavramlardan söz ettik. Çünkü şunu görüyorum, bizim merkeze başvuran öğrencilerde de... ...ya ben girişimciliğin hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben bunu hayatımda uygulayabileceğim bir beceri olduğunu zannetmiyordum diyor. Biraz girişimciliği bir hayat becerisi olarak görmek lazım. Hani bence videonun özeti bu. Girişimcilik bir e, hayat becerisi. Ve hayat becerisi olarak girişimciliği aldığımız zaman... ...işte o zaman girişimcilik sınırları aşmak, duvarları yıkmak, e, gelişmek e, bu bütün bu kavramları aslında içinde kapsamış oluyor. Bazen bana sorduklarında işte ne iş yapıyorsunuz hocam dediklerine ben şu cevabı veriyorum. Ben duvarlara çarpıyorum diyorum. Nasıl yani diyorlar. E yani yeni bir şey yapmaya çalışıyorum ve yeni bir şey yaptığınızda duvarlara çarpma zaten çok normal. Aklıma Zeynep Kasel'in şarkısı geldi. Nedir ben o? duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. <laughs> i̇şte buradaki maksat nasır tutmadan o duvarları aşmak, aşabilmek. Ya duvarları yıkmak, Yıkınca yenisi gelecek bu arada bitmiyor. Yani güllük, günlük günüstanlık değil. Siz nerede olursanız olun aslında girişimcilik duvarları aşmak demek. Çünkü her yerde duvarlar var. Hiçbir zaman öyle toz pembe bir dünya yok. Olmayacak da. Ama girişimci buna rağmen heyecanını kaybetmeyen kişi. Benim hep kullandığım bir başarı tanımı var. O da Winston Churchill'e ait. Diyor ki başarı başarısızlıktan başarısızlığa heyecanı kaybetmeden koşma becerisidir. Yani asıl mesele heyecanı kaybetmemek. Duvarlara çarptığınızda da, reddedildiğinizde de, yanıldığınızda da, yanlış yaptığınızda da, hata yaptığınızda da bir dakika, yarın yeniden denerim. Acaba ben geçen sefer nerede yanlış yaptım? Başkasını suçlamadan. Çünkü aynı zamanda girişimcilik gene girişimcilik tanımından söz ettik. Artık e, kapanışta sıra geldi buna. Gene kullandığım girişimcilik tanımı da şu. Diyor ki Howard Stevenson isimli bir profesör, girişimcilik kontrol edebildiğiniz kaynakların ötesine bir fırsat arayışıdır. Bu, bu ne demek aslında? Kontrol edebildiklerimiz var ve bir de kontrol edemediklerimiz var. O zaman biz kontrol edemediklerimize odaklanmayalım. Bizim odak noktamız kontrol edebildiklerimiz. Biz kontrol edebildiklerimizi genişletebileceğiz. E, en çok biz neyi kontrol edebiliyoruz? Kendimiz. İrademiz, bakış açımız, hayatımızda karşımıza çıkan olaylara verdiğimiz tepkiler. Yani başımıza gelenleri bilemeyiz, etkileyemeyiz ama başımıza gelen tepkileri biz seçebiliriz. Aslında girişimciliğin özünde olan duygu bu. O yüzden girişimcilik bir yaşam becerisi. Girişimci kafa yapısını öğrenen bir kişi hayatın her alanında bu girişimcilik kafa yapısını uygulayabilir. Çünkü bunu bilmeyen, bunu anlamayan girişimciler de görüyorum ve o kişiler ne yazık ki şirket kuruyorlar ancak kendi işlerinin memuru oluyorlar. Bakın bu da memur olmak kadar veya girişimciliğe yanlış bakmak kadar tehlikeli bir şey. Eğer siz girişimciliğe yanlış motivasyonla başlıyorsanız, günün sonunda heyecansız bir şekilde o işin memuru oluyorsanız, bu da istediğimiz girişimcilik değil. Halbuki öbür tarafta bir kişi bir kurumda çalışabilir ama sürekli duvarları yıkabilir, o kurumu genişletebilir. O kişi çok daha büyük girişimcidir. Yani kalkıp o yüzden diyorum herkesin şirket kurması, herkesin yatırım alması, herkesin milyon dolarlar olması gerekmiyor. Kişi ilk önce kendisini en büyük girişim olarak görmeli. Bunu bir yaşam becerisi olarak ele almalı. Girişimciliğin bence kişiye katacağı en büyük şey. Buradan sonra halka halka etki alanını geliştirmeli. Tanımlayabileceğim, hani burada belki hani günün özeti olarak söyleyebileceğimiz şey. Girişimciliğin kişiden başlayıp bir yaşam becerisi olarak ele alınması gerekliliği.